merhaba. Bir Avukata Soralım programının 8. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle işveren ve işçi arasındaki problemlerden bahsedeceğim. Ancak bu problemler çok çok geniş kapsamlı. Ben size örneklendirerek ve belli bir konuda aslında açıklama yapmak istiyorum. Şimdi şöyle açıklayayım sizlere. Bu zamanda gerçekten iş bulmak çok zor. Belli bir yerde çalıştıktan sonra işveren sizi işten çıkartmakla tehdit ediyor olabilir. Sizin üzerinizde mobbing uyguluyor olabilir. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi açıklamaya gelirsek. Örneklemek istiyorum. Siz bir yerde çalışıyorsunuz ve burada uzun zamandır çalışıyorsunuz. Uzun zamandır çalışmanız veya kısa zamanda çalışmanız hiç problem değil. Çalışmaya başladınız, bir emek veriyorsunuz oraya. Ancak işvereniniz sizi işten çıkartmak istiyor. Ancak sizi işten çıkartırsa size belli bir tazminat ödemek zorunda olduğu için aslında sizi tam olarak işten kovamıyor. Bu yüzden üzerinizde baskılar uygulamaya çalışıyor. Şimdi bu baskılar nelerdir? İşte işinizi doğru düzgün yapacaksınız olarak çok çok büyük bir baskı. Yani sizi çok geç çıkartıyor, göreviniz olmayan işler veriyor. İş arkadaşlarınızı belki de örgütlüyor olabilir sizin üzerinize baskı kurulması için. Üzerinize düşen görevlerden çok daha fazla işler yüklüyor. Yani siz artık buna dayanamıyorsunuz. Aslında bu bir nevi mobbingdir. Yani mobbing nedir? Sizin üzerinize kurulan bir baskı sürekli olarak, belli bir grup olarak size yöneltilen bir baskı da olabilir. Bu hayatınızı çekilmez hale getirebilir. Çünkü niçin? Bir insanın iş yerinde huzurlu olması gerçekten çok önemli. Bazen oluyor ki evde geçirdiğimiz zamandan daha fazla iş yerine biz zaman geçiriyoruz. Bu yüzden iş yerinde huzurlu olmamız aslında bir nevi çok çok önemli. Siz aslında işinizden ayrılmak istemiyorsunuz. Ama sadece ve sadece işvereninizin veya arkadaşlarınızın bu tarz davranışlarından dolayı artık istifa etmeyi düşünüyorsunuz. İşte bu noktada sizlere bir şeyler paylaşmak istiyorum. Şimdi şu şekilde. Aslında işvereniniz size bu davranışları söylerken, yaparken veya arkadaşlarınız arasında bu şekilde bir örgütleşip size böyle bir baskı yönelttiklerinde aslında bir nevi suç işlemiş oluyorlar. Nedir? Size yöneltilen bir işkence var. Yani gerçekten bu bir işkence suçunu aslında oluşturuyor olabilir. Çünkü düşünsenize üzerinizde çok fazla baskı var, yapabileceğiniz işlerden daha fazlasını size yüklüyorlar. Artık sosyal hayatınız olmamış ve geçindirmek zorunda olduğunuz bir aileniz var, işi de bırakamıyorsunuz. Gerçekten insan çok büyük bir baskı altında kendisini hissediyor olabilir. Dese ki işvereniniz, sen böyle yaparsan seni işten çıkartırım veya sen istifa etmek zorunda kalırsın. Seni bu şekilde işlere yönlendireceğim. Yani bu şekilde tehdit, yani tehdit aslında bir suçtur Türk Ceza Kanunu'na göre. Yani size bu şekilde tehditler yöneltmesine izin vermeyin. Evet diyorsunuz ki ailemi geçindirmem gerekiyor, işte istifa etmemem gerekiyor veya beni kovmasını istemiyorum. Yani çok da haklısınız gerçekten, hele ki bu zamanda. Ancak işvereniniz, evet siz istifa ettiniz ama siz onu bir suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Yani o da bir savcılık soruşturmasıyla karşı karşıya kalabilir. Yine söylediğim gibi tehdit suçu, şantaj suçu, bu sizin mesela huzurunuz bozuldu, siz panik oldunuz, iş yerinde verim alamıyorsunuz, gerçek hayatınızda böyle bir depresyona girdiniz. İşvereninizin bu davranışlarından kaynaklı olarak sizlerde bir artık bir panik duygusu var, çevrenize karşı streslisiniz. O zaman yine huzuru bozmuş oluyor ve huzuru ve sükûnu bozmuş oluyor işvereniniz. O zaman bu da bir suçtur. Hatta kendinizi artık yaşamak istememeye karar verdiniz. Bu intihara yönlendirme, bu da bir suçtur. Yani aslında bunlar çok çok ağır suçlamalar. Evet, belki işvereninize göre bunlar basit şeyler. Sadece ve sadece sizi işten işi bırakmanız için yıldırmış olabilir. Ancak bu çok daha ağır suçlamalar. Yani siz de onu eğer bu şekilde bir mobbingle karşılaşırsanız, sizler işvereninizden, işverenizin arkadaşlarınızı örgütlemiş olup da arkadaşlarınızdan kaynaklı olarak size yöneltilen bir davranışlar varsa veya aynı şekilde siz aynı davranışları, diyelim ki siz işverenize karşı yaptınız, sırf sizi kovsun diye, siz sırf tazminat alasınız diye bu tarz davranışlarda eğer sizler de bulunursanız suç duyurusuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani eğer bu iş ilişkisi, sadece bu iş ilişkisinden çıkar, ceza davasına bile dönebilir. Yani sizlere anlatmak istediğim aslında bu basit bir işveren ve işçi ilişkisi değil, artık ceza davasıyla karşı karşıya kalabileceğiniz şeyler. Günlük hayatta çok karşılaşıyoruz. Aslında çok basit olarak görünüyor ama hiç o şekilde değil. Lütfen iş ilişkilerinizde dikkatli olalım.
Haftaya yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın.